sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet, yeni yılın ilk ayındayız. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Oğlak Burcu'nda yepyeni bir ay doğdu. Ocak ayının ilk yarısı içerisinde Oğlak yeni ayının etkileri gündemde olacak. İş konuları özellikle, iş, günlük hayatınız, alışkanlıklar, genel düzen, sağlığınız, diyetiniz, tüm bu konular gündemde. Oğlak yeni ayı yenilikler getirebilir. Plüton'un da Oğlak Burcu'nda olması özellikle ayın ilk haftasından itibaren biraz daha belki de alışkanlıklarınız, günlük yaşamınız, genel düzeninizde bazı yenilikler, değişimler olabileceğini işaret ediyor. Evet, Mars Balık Burcu'nda, 28 Ocak'a kadar Balık Burcu'nda olacak. Ayın 3'ünde Venüs de Balık Burcu'na geçiyor sevgili aslanlar. Dolayısıyla Mars ve Venüs'ün 8. evinizdeki hareketi parasal konularda hareketliliği arttırabilir. Ama bu şu şekilde, para gelir hemen gider, gelir gider gibi konular var. Bazı ikramiye olabilir, birikmiş paralar olabilir ya da beklediğiniz bazı destekler, kredi gibi gelirler olabilir bu dönemde. Ama gelen paraların da bir şekilde ihtiyaçlar için gidebileceği bir dönemdesiniz, süreçtesiniz. Ama bir yandan da bunlar, bu harcamalar size fayda sağlayacak harcamalar olacak. Yani bir şekilde hayatınızı düzenliyorsunuz. İş ortamınızı, yaşadığınız mekanlardaki ortamı bu dönemde yeniliyorsunuz, düzenliyorsunuz. Değişimler var. Rahat ve konfora yönelik bazı değişimler yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili, kişisel bakımınızla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Tüm bunlar aslında size yararlı da olacak gelişmeler olacak sevgili aslanlar. Evet, Merkür Retrosu ayın ilk haftasında devam ediyor. Ayın 8'inden sonra ise artık Merkür düzeliyor. Kuşkusuz Merkür'ün düzelmesiyle beraber biraz daha hani o bahsettiğim her türlü işlemi, eylemi günlük hayatınızda daha rahat yapabileceksiniz. En azından karşılaştığınız o ertelemeler, gecikmeler, program değişiklikleri, plan değişiklikleri olmayacaktır. Biraz daha hızlı hareket edebileceksiniz Merkür'ün düzelmesiyle beraber. Ayın 12'sinde ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunaya biraz dikkat edin. Çünkü genel anlamda sağlığınızı biraz zorlayabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Kendinizi günlük hayatınızda çok yormamaya çalışın. Çünkü çok yorulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu da sağlığınızda özellikle kronik bazı sorunları tetikleyebilir. Sevgili aslanlar, Yengeç Dolunay'ı aynı zamanda son derece hassas etkiler ortaya çıkarıyor. Ruhsal ve manevi alanda çok güçlü açılımlar da söz konusu olabilir sizin için. Bunun yanı sıra gizli olan bazı konuları fark etmek, bazı sırlarla karşılaşmak yine gündemde olabilir. Bazı sağlık sorunlarınız varsa bunları çözmek adına da çalışmalar yapabilirsiniz. Uygulamalar, şifa çalışmaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayın 19'undan itibaren Güneş Kova Burcu'na geçiyor ve 28 Ocak'ta da Kova Burcu'nda yepyeni bir ay var. Evet, dolayısıyla ayın 20'sinden sonra özellikle sizin için biraz daha keyifli konular gündeme gelecek gibi görünüyor. 28 Ocak'ta Mars'ın da Koç Burcu'na geçmesiyle beraber genel anlamda özgüveniniz, enerjiniz, motivasyonunuz yükselecek. Ve Kova yeni ayı da ilişkilerinizle ilgili yeniliklere işaret ediyor. Belki de bu bir evlilik olabilir, bir iş anlaşması olabilir. Ocak sonuyla beraber özellikle Şubat ayının ilk günlerinde, Şubat ayının ilk yarısı içerisinde Kova yeni ayının o güzel, sürprizli enerjileri altında olacaksınız sevgili aslanlar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.